Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar, evet, integral, integral, in, integrali böyle şey gibi, oya gibi, oya gibi, oya gibi böyle eskiden çeyizlik şeyler var ya, böyle iğne ucuyla işliyorduk, öyle işlemeye devam ediyoruz. Ayete matematik bizim kalemiz olacak dedik, bak, kale olacak, kale, güzel bir şekilde hemen ödevlerini, ödevlerini, ödevlerini yaparak ilerliyorsun. Şimdi neredeyiz arkadaşlar? Kaçıncı video oldu bilmiyorum. İstersen tahtada dinle, istersen tablette dinle. Hangisi sana daha iyi hitap ediyorsa fark etmez. Gerçi bu videoda tahtada anlatımımız olacak zaten. Şimdi bu videonun içerisinde değişken değiştirmenin biraz daha efli mefli böyle sınav tarzı olanlarına bakacağız. Dediğim gibi bir tane özellik vereceğim. O özellik bazen değişken değiştirme yapmadan soruları çözmemizi sağlayacak. Bundan sonraki videoda da lazım olacak. Parçalı fonksiyon ve mutlak değer fonksiyonların integrallerinde de lazım olacak. Önemli bir video. Daş gibi bir video. Güzel bir şekilde dinliyorsun. Bıyığım yamultayım şöyle. Gülünce bıyığım yamuluyor ya. Niye öyle oluyor? Hadi bakalım. Şimdi güzel bir şekilde tahtada dinliyorsun bunları. Baştan da ödevini de vereyim. Baştan da ödevini vereyim. Gel buraya. Gel 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 gel. Gel 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 integral. Evet şimdi arkadaşlar ne yaptık? Ne yaptık? Değişken değiştirme yöntemi ve belirli integral dedik. Ee, burada bu var. Evet. Şimdi geçen videoyu ve bu videoyu izledikten sonra bu videoyu izledikten sonra hemen nereyi çözüyorsun? Nereyi çözüyorsun? Test 8-9'u zaten çözmüştük. Evet. 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 Değişken değiştirme. Tamam. 8'i 9'u çözmüştük. Belirli integral var burada. Tamam. Nereyi çözüyorsun? Test 10- Test 11 çözülüyor arkadaşlar. Sonra bir sonraki videoda da parçalı ve mutlak değer anlatacağım. O zaman da oralar çözülecek. Şu anda altın kitabın ilk 11 integral testini çözmüş olacaksın. Anlaştık mı? Ondan sonra alana doğru gidiyoruz. Alana doğru gidiyoruz. Alana bir video kaldı. Bir video kaldı alana. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Hadi bakalım başlıyoruz. Çok dikkatli bir şekilde yine 15 tane soru çözeceğiz. 15'i de birbirinden değerli ve bir tane de özellik anlatacağım. Ya bu özelliği herkesten duyamazsınız. Ee, sorularda işimizi hızlandıran bir özellik. E, kullansak da oluyor, kullanmasak da oluyor ama bazı sorularda gerçekten tak diye işlem yaptırıyor. Hadi bakalım şimdi sorularımıza. Şimdi soruda diyor ki fx fonksiyonun grafiği verilmiştir diyor. O buna göre bu integralin değeri kaçtır diyor. Şimdi bunu değişken değiştirme de yapmıştık. Sınırlar yokken. Şimdi bak f kare x var f türev x var. Hemen bu şekilde bir fonksiyon ve türevi bir aradaysa hemen ne diyorduk? Fonksiyona u diyorduk. Tamam. Hemen diferansiyeni aldım. F türev x dx eşittir du oldu. Tamam bak buna u dedim. Burası du oldu. Ne oldu sorum şimdi? U'nun karesi du. Şimdi sınırları yazamıyorum ama. Bunlar x'in sınırları. Şimdi bu x bu da x. Şimdi x eşittir 0. Burada geliyorum x yerine 0 yazıyorum. Bak x yerine 0 yazdığım zaman f 0 oldu. U f 0'a eşitmiş. Hemen grafiğe gidiyorum. F 0 değerine bakıyorum. Kaçmış? 6. Çok önemli. Yoksa gidip de ben orada eski haline döndürsem f'in şeyini bile alamayacağım. Ne yapıyorum şimdi? x eşittir 2. x yerine 2 yazıyorum değişken değiştirdiğim yerde. f 2 eşittir u oldu. Üst sınırım da f 2 eşit. F2'nin de kaç olduğunu söylemiş 3. Bitti. Artık grafikle de işim bitti. Burayla da işim bitti. Basit integral. Hadi alalım. U karenin integrali U küp bölü 3. Nereden nereye kadar? 6'dan 3'e kadar. 3'ü yerine yazdım. 27 bölü 3'ten 9. Eksi 6'yı yerine yazdım. 6'nın kübü 6 çarpı 6 çarpı 6 bölü 3 diye yazayım. Şurayı sadeleştireyim. 36 çarpı 2 olsun burası. 72. 9 eksi 72 yaptı. Eksi 63 gibi bir cevaba ulaştık. Tamam mı? Çok önemli. Çok önemli. U dedim. D U. Hemen sınırları da yazdım yerine. Çok basit bir soruya dönüştü. Böyle sorular karşınıza gelebilir. Dikkat dikkat dikkat. Tamam mı? Hadi bakalım. 180. Yine fx fonksiyonun grafiğini vermiş. integral soruyor. Bir kere ne dedim? İntegral soruların içerisindeki x değilse ona değişken değiştirme yapacaksın. x mi? Değil. O zaman hemen ne diyorum? 2 eksi 6 x'e u diyorum. Diferansiyeni aldım. Eksi 6 dx eşittir du oldu. Bak şimdi buna u dedim. dx'i bulmak istiyorum. Her iki tarafı eksi 6'ya böldüm. Her iki tarafı eksi 6'ya böldüğümde dx eşittir. Eksi 1 bölü 6 du oldu. Bu ne oldu? Eksi 1 bölü 6 du oldu. Tamam. Şimdi integral sembolümü yaptım. Eksi 1 bölü 6'yı başa koydum. Şu eksi 1 bölü 6'yı başa koydum. F türev u du oldu. Şimdi sınırlarım bu değil ama. Hemen ne yapıyorum? Neye x demiştim ben? Geliyorum. x üst sınırım 0. x 0 için. 0'ı yerine yazdığım zaman u eşittir ne oldu? 2. Öğrendim buraları artık. Alt sınır için. x yerine 1'i yazdım. Biri yerine yazdım. 2 eksi 6'dan u eşittir. Eksi 4. Bitti. Şimdi f türev u'nun integrali nedir? f u'dur. Eksi 1 bölü 6 başta duruyor. Buranın integrali f u'dur. f u'dur. Nereden nereye kadar integralini aldım? Eksi 4'ten 2'ye kadar. O zaman sorumuzun cevabını belirleyen şey. Eksi 1 bölü 6 başta duruyor. Yazdım yerine F2 f 2. Eksi f eksi 4. Bana f 2 ve f eksi 4 bilgileri lazımmış. F2 bilgisi fonksiyonda var. Kaç? 5. Bak çok güzel sorular. Bunlar sınavda karşına gelebilir. F-4. F-4 bilgisine eşit. Eksi 2 eşit. Eksi eksi artıya dönüştü. 7. Eksi 7 bölü 6 gibi bir cevaba ulaştık. Tam sınavlık sorular. Dikkat et. Tamam mı? Hadi bakalım. 181. soru. İyi öğren, iyi anla bunları. Şimdi sıfırdan 3'e kadar f 2x artı 1 dx integralini vermiş bunu sormuş. Ne dedim? Sorunun içerisinde eğer x'ten başka bir şey varsa o soru değişen değiştirme sorusudur. Hemen burada şu yukarıdaki integralde 2x artı 1'e u diyorum. O zaman 2 diferansiyelini aldım. 2 dx eşittir du oldu. Bana ne lazım? dx. dx'i bulabilmek için her iki tarafı 2'ye böldüm dx dediğimiz 1 bölü 2 du'ya eşit oldu. Hadi bitirelim şimdi işi. İntegral. Buna ne demiştim? U. F U. Bu ne? Dx dediğimiz ne? 1 bölü 2'yi başa attım. 1 bölü 2 du oldu. Tamam. İşte bu integralin cevabının 16 olduğunu söylemiş ama sınırlarını ne yapmadım daha değiştirmedim. Hadi sınırlarda şimdi sıra. X yerlerine 0 yazdım. X yerlerine 0 yazınca U'muz kaç oldu? 1. 0 yazdım 1. X yerlerine 3 yazıyorum. X yerine 3'ü yazdım. 6 1 ile topladım. U eşittir 7. 1'den 7'ye kadar. Bak şimdi. 1 bölü 2 1'den 7'ye kadar F U D U 16'ymış. Her iki tarafı 2 ile çarparsan. 1'den 7'ye kadar F U D U integralimiz 32'ye eşit olur. Her iki tarafı 2 ile çarptı. Soruda ne soruyor? 1'den 7'ye kadar fx dx. Ne demiştim daha önceki videolarda? Ha x ha u. Grafik olarak birinin değişkeni x'tir birinin ki u'dur. İntegral değeri u'lu olanın aynısıdır. Sorumuzun cevabı 32'dir. Çok önemli sorular. Devam bir sürü soru çözeceğiz. Evet 182. soru. Kahveni yudumla. Güzelce şöyle bir çekmez. Şöyle. Şimdi gel buraya. Burada güzel güzel tam sınavlık sorular var. Hepsini hepsini çöz. Hepsini tamam mı? Böyle ilmek ilmek işle bunları notlarını al. Güzelce. Hadi gel bakalım. Şimdi f türev x dx'in integralini vermiş. 2'den 5'e kadar. 6 demiş. f 20 eksi f 8 kaçtır diye sormuş. Yani f'e geçiş yapmamızı istemiş soruda bize. Şimdi burada arkadaşlar. Burada burada. Yorum soru çok basit. <laughs> burada burada soruyu eksik yazmışım. Ben de diyorum ne, ne böyle bu soruyu burada niye yazmışım diyorum. Şimdi şurada f türev 4x var arkadaşlar. Böyle bir şey değer soruyor. Hadi bakalım şimdi. Ne dedik? F'in veya buradakinin içerisinde bir şey varsa ona değişken değiştirme yapacaksın. Hem de burada hızlı bir şey vereceğim. Bakın 4x eşittir u olsun. Her iki tarafın diferansiyelini aldığım zaman 4dx eşittir du. dx dediğimiz 4'e böldüğümüzde 1 bölü 4 du oldu. Hadi bitirelim şimdi işi bak. İntegral. Buna ben u dedim. F türev u oldu. Dx denilen 1 bölü 4 du'ydu. 1 bölü 4 başta. Du burada. Sınırlara bak şimdi. Hemen ne yapıyorum? X eşittir 2 için çat 2'yi yazdım burada. Alt sınırım 8 oldu. Gördün mü? Hemen üst sınıra geldim. 5. 5'i yazdım. 5 ile 4'ü çarptım. Üst sınırım da 20 oldu ve bitti sorun. Şimdi bunun integralini al diyor bana. F türev u'nun integrali nedir? F u'dur. Nereden nereye kadar? 8'den 20'ye kadar. Ve başında ne var? 1 bölü 4 var. Hemen yazıyorum burada yerine bak. Burada yerine yazıyorum. He, ve şu integralin, şu integralin cevabının arkadaşlar, şu integralin cevabının şurasının kaç olduğunu söylemiş? 6 olduğunu söylemiş. Bak değişken değişikliğini yaptım ben. O zaman Şuradaki ifademiz, şuradaki ifademiz neye eşit bir bak. 1 bölü 4 neye eşit burası? F 20 yaz yerine eksi F 8 gördün mü? İşte burası kaç eşitmiş? 6. E F 20 eksi F 8'i veriyor. Her iki tarafı 4 ile çarptığımızda F 20 eksi F 8 dediğimiz 24'e eşit olmuş oldu. Burada şöyle bir mantık kurabiliriz. Ne demiştik? Diferans şeyde integralde İçinin türevine bölüyorduk daima. Yani burasını direkt şöyle görebilirsin. F 4x F 4x bölü 4 gibi görebilirsin. Yani böl, 4'e bölünmüş halin integrali 6 ise normal halin integrali kaçtır arkadaşlar? 24'tür. Yani içeride çarpı varsa sonucu o sayıyla ne yapıyorsun? Çarpıyorsun gibi bir mantık var. Ama çok da kafanı karıştırma. Çözümünü yap. 4x eşittir u dedim dx eşittir 1 bölü 4 dv oldu. Bu çıktı karşıma. Sınırlar da değişti. Ondan sonra bu ifade zaten f20 eksi f8 demektir. çaptık bitti. Hadi 183. Bu sefer bize 5'ten 14'e kadar fx dx'in cevabını söylemiş. Buraya yapacak hiçbir şey yok. Bu çıkacak aşağıda. Bunu sormuş. Şimdi bu ifadenin integralini alabilirim ben. Şunun birini alabilirim. Bunu değişken değiştiririm. Bunu şöyle yapayım hadi bir. 2'den 5'e kadar 1 dx artı 2'den 5'e kadar f 3x eksi 1 dx olarak ayırdım. Burası basit integral. Alalım oranın integralini. 1'in integrali x 2'den 5'e kadar artı. Şimdi önemli olan burası. Şimdi şurasının değeri ne yaptı? 5'i yerine yazdım 5. Eksi 2'yi yerine yazdım 2. Buranın cevabı 3 yaptı. 3 artı şuranın sonucu olacak cevabım. Şimdi f'in içerisinde böyle bir şeyler varsa ne yapıyorum? Buna u diyorum hemen. 3x eksi 1 eşittir u. Diferansiyelini aldım. 3 dx eşittir du. dx neye eşit oldu? 1 bölü 3 du. Bak dx denilen 1 bölü 3 du. Bak şuna u dedim. dx denilen neye eşit oldu? 1 bölü 3 du. Bak burası ne şimdi? İntegral f u 1 bölü 3 başta d Sınırları değiştirelim bir de. Şimdi ne yaptım ben? X yerlerine hop 2'yi yazdım burada. 2'yi yazdığım zaman 3 ile 2'yi çarptım. 6 1'i gitti 5. Alt sınırım 5. 5'i yazıyorum. 3 ile 5'i çarptım. 15. 15'in 1'i gitti 14. Tamam. Şimdi bakın. 5'ten 14'e kadar fx dx 12'ydi. Bak şurası ha x yazmış ha u yazmış demiştik. Burasının kaç olduğunu söylemiş bize. 12 olduğunu söylemiş. O zaman 12 başında 1 bölü 3 var. Bu integralin değeri ne yapar o zaman? 4 yapar. 4 artı 3'ten sorumuzun cevabı 7'ye eşit olmuş oldu. Bak çok önemli sorular. Önce birinin integralini bağımsız bir şekilde aldım. Sonra f 3x-1'in integralini alabilmek için 3x-1'e u dedim. Ondan sonra sınırları değiştirdim iş bittik. Yani burada aslında integralle çok uğraşmıyoruz. Değişken değiştirme yaparak aynı şu yukarıdaki bilgide cevabı oluşturmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım 184. 1'den 2'ye kadar x çarpı fx kare artı 2 dx'in integralini vermiş. Bunu sormuş sonra. Şimdi önce şuna bir bakalım. İlk parça ve ikinci parça. İlk parçanın integralini alabilirim. Yani burayı şöyle bir parçalayayım hadi. 3'ten 6'ya kadar 2x dx eksi 3'ten 6'ya kadar fx dx. Burayı böyle bir parçaladım. Burası alınabilir bir integral. Nedir burası? Şöyle devam edeyim hadi. Nedir burası arkadaşlar? Alınabilir bir integral. 2x'in integrali nedir? x karedir. Böyle ikisi götürdü. 3'ten 6'ya kadar. Eksi 3'ten 6'ya kadar fx dx'in integralini de yukarıdan çıkarıp bitireceğim. Şimdi 6'yı yerine yazdım. 36. Eksi 3'ü yerine yazdım. 9. Bu kısmı tamam. Eksi. Şimdi şurayı bulacağım. işi bitireceğim. Şimdi orayı da yukarıdan yapacağım. Yukarıda x kare artı 2 f'in içerisinde bir şey var. Bak hemen ona u diyorum. Hemen şurada x kare artı 2'ye u'yu dedim. Diferansiyeni aldım. 2x dx oldu. Eşittir du. 2'ye böldüm. x dx dediğimiz eşittir du bölü 2. 1 bölü 2 du. Bak şimdi. x dx var mı? Var. Neye eşit bu? 1 bölü 2 du. Buna ne dedim ben? U dedim. O zaman ifadeyi yazalım şimdi yeniden. İntegral. Hadi sınırlarımızı da değiştirelim. X yerlerine 1 yazdım. 1'in karesi 1. 2 ile topladım 3. Üst sınıra 2'yi yerine yazdım. 2'nin karesi 4. 2 ile topladım. 6. Burası tamam. Şimdi 1 bölü 2 d u'ydu. 1 bölü 2'si başa geldi. Sonra buradan f u d u oldu. f u d u. Bak şimdi buranın cevabının bize 6 olduğunu söylemiş. Her iki tarafı 2 ile çarparsam şu 1 bölü 2'yi yok edebilmek için bu integralin cevabının kaç olduğunu buldum. 12. Sonra da ne istiyor benden? 3'ten 6'ya kadar f(x) E, aynı dedik değil mi? O zaman 12. 12. Eksi 12 oldu. Şuradan 27. Şuradan eksi 12. Sorumuzun cevabı 15. Tamam mı? Bak burada integral fazla almıyoruz. Burada değişken değiştirme yapıp yukarıdaki bilgiyi kullanıyoruz ve çok önemliler. Gerçekten çok önemliler. Daha bir sürü, 9 tane daha soru var. Hadi. Evet, 185. Hazır mısın? Daima hazır. Değil mi? Hadi bakalım. Şimdi eksi 2'den 2'ye kadar x çarpı f türev x kare artı 3. Gördün mü ne yapacağını? Gördün mü? Söyle bana. Ne yapıyorduk? İçeride f'in içerisinde bir şeyler varsa u diyorduk. Hemen başla. Ne u diyorum? x kare artı 3'e u diyorum. Hemen u dedim. Hadi hemen sınırlarımızı da değiştirelim isterseniz. Eksi 2'yi yerine yazdım. Eksi 2'nin karesi 4. 3 ile topladım 7. Üst sınır yazdım yerine. 2'nin karesi 4. 4 ile 3'ü topladım 7. Ana! <laughs> Sınırları önce yapmanın bir avantajı varmış değil mi? Niye? Özelliği hatırladın mı? Alt sınırla üst sınır birbirine eşitse içerideki ne olduğunun önemi yoktu. Cevabı sıfırdı. Ama değişken değiştirmeye de devam edebilirsin istersen. F türev u oldu. 2x dx eşittir du oldu. x dx bakın burada x dx var zaten. x dx dediğimiz 1 bölü 2 du'ya eşit olmuş oldu. Ne olduğunun önemi yok ama alt sınırla üst sınır birbirine eşitse cevabım neydi? Sıfırdı. Aldı. Bak uğraşmadık. Çat geçtim 186. Şimdi yine sıfırdan 4'e kadar f içi değişik. 0'dan 8 bölü 3'e kadar f2 de değişik. 2 tane değişken değiştirme yapacağım o zaman. Ona da ona da. Hadi ilki için başlayalım. İlki için 2x eksi 3'e u diyorum. 2x eksi 3'e u dedim. Hadi sınırları değiştirelim hemen. 0'ı yerine yazdım. Eksi 3 oldu. 4'ü yerine yazdım. 8, 5 oldu. Tamam. Sınırları değiştirdim. Buna ne demiştim? U demiştim. Buna U demiştim. F U oldu. Diferansiyelini aldım. Diferansiyelini aldığım zaman 2 dx eşittir du. Dx denilen ne eşit oldu artık 2'ye böldüm. 1 bölü 2 du oldu. Tamam. Buranın cevabının 21 olduğunu söylemiş bana. Her iki tarafı 2 ile çarparsam eksi 3'ten 5'e kadar fu du integralinin 42 olduğunu buldum. Bu cepte. Şimdi bir de sorulanın ne olduğuna bakalım. Hadi buna da değişken değiştirme yapalım. T diyelim bu sefer. Bunun içine T diyorum. Neye T dedim ben? 5 eksi 3 x'e T dedim. Diferansiyeni aldım. Eksi 3 dx eşittir dt oldu. O zaman dx eşittir eksi şu dt eksi 1 bölü 3 dt oldu. Hadi başka bakalım şimdi. Şimdi integralimi yaptım. Buna t demiştim ft oldu. dx eksi 1 bölü 3 dt'ye eşit oldu. Hadi sınırlarım şimdi. x yerlerine 0 yazdım. 5 eksi 0'dan 5 oldu. 5 eksi 0 dedim. 0 yazdım 5. 8 bölü 3'ü yerine yazıyorum şimdi. 5 eksi 3 çarpı 8 bölü 3. Ça, ça şunlar götürdü. Bakın buradan ne geldi? Eksi 3 geldi. Hop burası eksi 3'müş. Şimdi bak eksi 3'ten 5'e kadar f u 42 ise 5'ten eksi 3'e kadar olan f dt işaretlere isimlere bakma demiştik. Sınırlar yer değişmiş. O zaman buranın cevabı 42 değil eksi 42'dir. O zaman sorumuzun cevabı eksi 1 bölü 3 çarpı eksi 42. İşaretler artıya dönüştü. 42'yi 3'e böldüğüm zaman sorumuzun cevabı 14'e eşit oldu. Anlıyorsun değil mi? Güzel sorular ha ona göre. Hadi 187. Bak iyice otursun diye kafanda bir sürü soru çözüyorum bak. Normalde ilk videoda bitirebilirdim işi. Ama tam 12 tane orada 15-27 tane. Buradan sadece bu bölümden bak buradan soru gelme ihtimali çok yüksek. Bu 27 soruyu güzelce öğrenirsen hiç sıkıntı yok. Şimdi 187. Grafik vermiş F'in grafiğini. F'in grafiğini vermiş. 2'den 4'e kadar F türev x, F ikinci türev dx sormuş. Şimdi bir ifade ve türevi bir arada mı? Evet. F türev x'e u dersem ben iki türevini aldım. İkinci türev x dx eşittir du oldu. Bak şurası du. Hop u. Şimdi sınırlarımı yazmıyorum. U du. Şimdi dikkat et. Sınır değiştirmesi burada çok önemli. Şimdi x eşittir 2. x yerine 2'yi yazdım. f türev 2 eşittir u oldu. f türev 2. Ne demek f türev 2? 2 noktasında çizilen teğetin eğimi. Soru da diyor zaten. x eşittir 2. E o zaman şurası eksi 2 olacak. 2 değil. Tamam şurası eksi 2 arkadaşlar. Ben yanlış yazmışım orayı. Heh. f türev eksi 2. Ne diyor? X, Eks... soruda şunu söylüyor zaten. X eşittir eksi 2 noktasında ve x eşittir 4 noktasında sizlerin teğetler verilmiştir diyor. Ben yazmadım onu f türev eksi 2 eksi 2'deki çizilen teğetin eğimi eğim açısını buldum Alfa, dar açı karşı bölü komşuyu yaptım. 6 bölü 3'ten 2 oldu. Tamam mı? O zaman eksi 2'yi yazınca ne olmuş? 2 olmuş? Çok önemli. x eşittir 4 için. 4'ü yerine yazdım. f türev 4 eşittir u oldu. Bu ne demek? 4 noktasında çizilen teğetin eğimi. 4 noktasında çizilen teğetin eğim açısı 45 dereceymiş. O zaman 1. Üst sınırım da 1. Tamam. Şimdi bakın U, D, U olmuştu. Bitti. İntegralini alıyorum artık. Hiç F'lere, M'lere geri dönüş yok artık. Aldım integralini. U kare bölü 2. Nereden? 2'den 1'e kadar. Üst sınırı yazdım önce. 1 bölü 2. Eksi alt sınırı yazdım. 4 bölü 2'den 2 geldi. Payda eşit dediğim zaman eksi 3 bölü 2 gibi bir cevaba ulaştım. Evet devam ediyoruz. Şimdi bir tane özellik anlatacağım. Bir tık kolaylaştıracak bazı soru tiplerinde. Bir bakalım neymiş. Evet şimdi 188. sorumuzu çözeceğiz. Ondan sonra bir tane özellik anlatacağım sana. İşlem yapmadan çözeceğiz sonra şu soruları. Hadi gel. Şimdi bu arada bu sorulardan sonra kaç tane sorumuz kalıyormuş bir bakayım. Evet ondan sonra iki tane daha sorumuz var. Hadi bakalım. Şimdi bize fx fonksiyonun grafiğini vermiş. Bazı bilgiler var üstünde. Şurasının da 6 olduğuydu vardı sanki grafikte. Onu eksik koymuşum koymuşum. Evet 6 orası. Şimdi bize bu integrali soruyor. Dikkat et. F türev 3x artı 1 var. F kare 3x artı 1. Bir fonksiyon ve türevi bir arada mı? Gidip de 3x artı 1'e u demeyeceğim bu sefer. Neye u diyeceğim? Çok dikkat et. F 3x artı 1'e u diyeceğim. Kafam dışarıda kalıyor şöyle olunca. Şöyle yapayım da görün Şuna u diyeceğim. Hemen diferansiyeni alıyorum. Çok dikkat et. F türev 3x artı 1 çarpı içinin türevini unutma. Çarpı 3 dx eşittir du. Şimdi bir bakalım. Burada f türev 3x artı 1 dx var mı? Var. Ama bir de fazlalık 3'ü var. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. O zaman buradaki ifade şunlar götürdü. F türev 3x artı 1 dx du bölü 3 yani 1 bölü 3 du oldu burası. Ben şunun hepsine u demiştim. U kare yani ifade şöyle oldu artık. İntegral u kare 1 bölü 3 du bitirelim işi. Sınırları da değiştirelim. Şimdi x yerlerine 0 yazdım. F 1 eşittir u oldu. F1'i arıyorum. 1 çe gittim. F1 kaçmış? 6'ymış. O zaman 0 yazınca 6 oldu. Burası tamam. Şimdi ne yazacağım arkadaşlar? 2. İki. 2'yi yerine yazıyorum. Hop 2'yi yerine yazdım. F 3 ile 2'yi çarptım. 6 1 ile topladım. 7 eşittir u yaptı. F7'ye bakıyorum grafikte 0. Bitti. Artık integral alıp işi bitireceğim. Haydi bakalım. integrali sende. U karenin integrali u küp bölü 3. Tamam mı? U küp bölü 3. Bir de 1 bölü 3 var başı da unutma. Bu 1 bölü 3 burada dursun. Nereden nereye kadar? 6'dan 0'a kadar. Hadi bakalım. 1 bölü 3 başta. 0'ı yerine yazınca 0 yaptı. Eksi 6'yı yerine yazdım. 6, 6, 6 bölü 3. Tamam mı? Şunları sadeleştirdim. Bir 2 kaldı. Şimdi 36, 72, eksi 72 ama şurada bir de bölü 3'ümüz var. Eksi 24 gibi bir cevaba ulaşmış olduk. Tamam mı? Bak tam sınavlık. Daş gibi sorular. Yanıyor sorular. Sorular yanıyor. Mangalı getirin. Hadi bakalım. Şimdi 189. Dikkat et. Mantığıyla anlatacağım. Mantığı oturtursan hızlı bir şekilde çözersin. Yoksa her seferinde değişken değiştirmek zorunda kalırsın. Dikkat et. İki şekilde de yapayım sorunun çözümünü. Hangisi kolayına geliyorsa. Şimdi daha önceki videolarda belirli integralin alan hesaplarken kullanılacağını anlattım. Mesela şu f(x) fonksiyonunun f(x) fonksiyonu olsun bu. 2'den 5'e kadar altındaki kalan alanı şöyle hesaplıyorduk. 2'den 5'e kadar işte f(x) dx. İşte f(x)'in denklemini verecek. İntegralini alacağız, yazacağız. Yerlerine çıkacak alan. Şimdi dikkat. et. Ben bu fonksiyonu bir dönüşüm yapıyorum. 2 birim sağ, 2 birim değil 3 birim sağ ötelemek istiyorum. 3 birim sağ ötelemek istiyorsam x gördüğüm yerlere ne yazmam gerekiyor? x eksi 3. Yani şu anda aynı grafik 3 birim nereye öteledim? f x eksi 3'ün grafiği oldu bu. 3 birim sağ ötelendiği için bu 2 5'e bu 5 de neye dönüştü? 8'e. Peki alttaki alan değişir mi? Sağa ötelediğinde değişmez. Yani bunun integrali a ise dikkat et. 5'ten 8'e kadar 5'ten 8'e kadar f x eksi 3'ün integrali de a'dır. Şimdi özelliği yazalım. Şimdi benim şöyle bir integralim varsa direkt size nottaki yazdığım harflerle yazayım. A, B, C'yi kullanmışım değil mi? Evet şimdi benim A'dan B'ye kadar fx, dx diye bir integralim var. Şimdi bakın içeriye çıkarma yaptım. Sınırlara ekleme yaptım. Buradan 3 çıkardım. Çünkü 3 çıkarınca 3 sağa kayıyor. Buralara ekleme yaptım. Yani ben şuradaki A ve B sınırlarına C gibi sayılar eklersem C kadar hem onu hem onu büyütürsem içerisi de f x eksi c olduysa integral değişmez. Sadece sağ mı? Solu da öteleyebilirdim. O zaman ne olurdu? b eksi c a eksi c f x artı c olmuş olurdu. Tamam mı? Püf noktasını şuradan yakalayabilirsin. Püf noktasını şuradan yakalayabilirsin. Burada gerçi bu soruyu yazarken yanlış mı yazmışım? Evet eksi a eksi a. Yok tamam doğru. Şimdi Bakın püf noktasını şuradan yakalayabilirsin. 0-5 aralarındaki farktan yakalayabilirsin. Bak şimdi şununla şunun arasında ne kadar fark var? B-A. Bundan bunu çıkar. Bununla da bak C'ler birbirini götürecek. Yine B-A kadar fark var. Bundan bunu çıkardığın zaman yine C'ler götürecek. Yine B-A kadar fark var. Yani sınıra ekleme sınıra ekleme. Aynı sayı. İçeriye çıkarma yapıldıysa integral değeri değişmez. Sınırdan çıkarma, sınırdan çıkarma, içeriden de çıkarma, şey içeri ekleme yapıldıysa değişmez. Tamam mı? Özelliğimiz bu. Şu özelliğimi hemen not olarak yaz. Bak şimdi soruları uzun uzun da çözeyim, kısa kısa da çözeyim. Mantığı nereden? Sağa sola ötelemelerden. Sağa sola öteleme yaptığımda ne değişmiyor arkadaşlar? Alanda bir değişiklik olmuyor. Hadi bakalım şimdi. Şimdi bu soruyu hiç işlemsiz çözeceğim. Bir de değişken değiştirme yaparak çözeceğim. Bana ne vermiş? A'dan 3 aya kadar fx dx. Bak şimdi alan olarak düşünürsen A'dan 3 aya kadar olan fx dx'in 18 olduğunu söylemiş. Sonra ne yaptırıyor bak bu? x artı a yapınca bu fonksiyonu ne yaptırıyor arkadaşlar? A birim nereye kaydırıyor? Sola kaydırıyor. Tamam mı? A birim sola kaydırdığında mesela grafiğim buraya geliyor şöyle. Nereden nereye kadar diyor bu sefer? Sıfırdan e, şu şöyle kaydırdığında tabi aydı şu. Kaydırdığında nereye gelecek? Sıfır. Şu iki olacak. Bu alanda bir değişiklik olmayacak. Yani bu sorunun cevabı da 18. Veya ne yaptım? Bak buradan ne çıkarmış? A çıkarmış. E buradan da A çıkarmış. Bak 3 A'ydı A çıkarmış 2 A. A'ydı A çıkarmış Sıfır. O zaman içeri a eklemesi lazım. Bunu yaparsa integral değeri ne yapmaz? Değişmez. Bu kısa yolumuz. Görenler yapar. Şimdi hocam ya ben bu özelliği bilmem. Öğrenmek de istemiyorum diyenler çözer. Çok rahat da çözer. Ne dedim? İçeride bir şey varsa değişken değiştireceksin. Hemen ne yaparım? X artı A'ya U derim. DX eşittir DU olur. Yazarım integrali. Buna U dedim ben. Burası DU oldu. F U du. Sınırları değiştireceğim sadece. X yerlerine sıfır yazdım. Sıfır yazınca alt sınırım A oldu. X yerlerine 2A yazdım. 2A ile A'yı topladım. 3A. A'dan 3A'ya kadar FU DU. Yukarıdakinin aynısı mı? Bire bir aynısı. Sorunun cevabı bu. Tamam mı? İster hızlı ister yavaş. Hadi bu soruya bakalım şimdi. Evet şurası altı. Silinmiş de kaç diye baktım. Şimdi bunu soruyor özelliği bilenler çat diye yapacak. Bilmeyenler uğraşacak biraz. Yine iki şekilde de yapacağım. Sıfırdan 5'e kadar fx dx. Bakıyorum x artı 4 yapılmış. Yani içeri kaç eklemiş? 4 eklemiş. Tamam mı? Bir de şuna dikkat et. Bu bundan kaç büyük? 5 büyük. 1 eksi eksi 4 o da 5 büyük. Yani kaydırma yapılmış. İkisine de aynısı işlem yapılmış. Bak 5'ten kaç çıkarılmış? 4. 0'dan da 4 çıkarılmış. İçeriye 4 eklenilmiş. Demek ki buranın integral değeri ile buranın integral değeri birbirlerinin birebir aynısı. Bu fonksiyon 4 birim sola ötelenmiş hali ama integral değerleri birbirlerinin aynısıdır. O zaman bu da 6'dır, bu da 6'dır. Peki sorulana bak şimdi. Sorulana bak. Şu 5'e 6 eklersen ne yapar? Bak 5'e 6 eklersen ne yapar? 11. 0'a 6 eklersen ne yapar? 6. E bunlara ekleme yaptığım için içeri ne yapacağım? Çıkarma yapacağım. Yani bu integrallerin hepsi birbirine eşit. 6 bu, 6 bu, 6 bu. Hocam integralsiz nasıl yapacağız? Yani bu özelliksiz nasıl yapacağız? Önce şunu yapacaksın. Şu integrali bir kere hesaplayacaksın. Hemen diyeceksin ki x artı 4 eşittir u. dx eşittir du. Hemen burası du oldu bu u oldu. Sınırları değiştiriyorum. Eksi 4'ü yazdım yerine sıfır. 1'i yazdım yerine 5. F U D U. Bak şimdi 0'dan 5'e kadar F X dx, 0'dan 5'e kadar F U D U. Ha U ha D demiştik. Bununla bu ikisi aynısı oldu. Yani burada neyi buldum ben? 0'dan 5'e kadar iki tane Fx Dx'i bulmuştum. Harfe takılma. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde şuranın integralinin kaç olduğunu buldum 6. Şimdi bir değişken değiştirmede buna yapacağım o zaman x eksi 6 eşittir u. dx eşittir du. Tamam mı? Şimdi buna u dedim. Burası du oldu. u f u du. Sınırlara bakalım şimdi. 6'yı yerine yazdım. 6 eksi 6 0 11'i yerine yazdım. 11 eksi 6 5. Bakın şuradaki bulduğumun birebir aynısı çıktı. Sorumuzun cevabı 6. İster uzun ister kısa. Sınırlara ekleme yapıldıysa içeriden çıkarılmıştır sınırlara çıkarma yapıldıysa içeri eklenilmiştir. İki soru daha. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi 191. soru. Bu arada hırkayı da giydim kapçık gibi üstüme. Terliyorum ya yandım. Üstüme videonun başında da giydim diye de çıkaramadım. Öyle şu anda sauna etkisi yaratıyor. Bir de burada bir sürü ışık var. Yakıyor beni. Solaryum solaryumdayım. Hadi bakalım şimdi 191 ve 192. sorularımız tek fonksiyon ve çift fonksiyonla alakalı sorular. Sınavlık sorular. Tam mangallık sorular. Yanıyor. Yanıyor. Hadi gel bakalım. 191. Gerçel sayılarda türevlenebilen fx fonksiyonun grafiği y eksenine göre simetrik. Hemen söyle bana. Y eksenine göre simetrik. Y eksenine göre simetrik. Bekliyorum. Neyi? Çift fonksiyon. Aferin sana. Hemen ne diyorum? Y eksenine göre simetrikse f eksi x e eşittir f x'tir. Çift fonksiyondur bu. Şimdi bir integral tanımlamış bunun değerini soruyor. İçi başka, içi başka. İçi başkaysa değişken değiştirme var. Şimdi çift fonksiyon olduğunu biliyorum. Hemen şunun değişken değiştirmesini yapalım. Hemen ne diyorum? Şuradaki 2x'e u diyorum. İntegral işaretimi yapıyorum. Sınırımı değiştireyim hemen. Yazdım yerine eksi 8. Yazdım yerine 0. Tamam mı? Şimdi diferansiyelini aldım. 2dx eşittir du oldu. O zaman her iki tarafı 2'ye böldüm. dx dediğimiz 1 bölü 2 du. dx'imiz 1 bölü 2 du. f2x şuna ne demiştik? u demiştik. Yani ne oldu arkadaşlar? f u du. Şu 1 bölü 2'yi başa attım. Eşitmiş 12'ye. Her iki tarafı da 2 ile çarpayım. Bilgim çıksın karşıma. Eksi 8'den 0'a kadar F u D u eşittir 24. Şimdi çift fonksiyonu olduğunu da unutmuyoruz. Çift fonksiyonlar için integralde bir özellik anlatmıştım belirli integralde ona dönüşecek soru. Hemen şimdi çizgimi çekim. Buna değişken değiştirme yapalım. Şimdi buradaki x bölü 4'e t diyelim bu sefer. x bölü 4 eşittir t olsun. Hadi. İntegral işaretimi yaptım. 0'ı yerine yazdım. Alt sınırım 0. 32'yi yerine yazdım. 32 bölü 4'ten 8. Tamam. Buna ne demiştim T? FT oldu. Bitmedi ama. Bitmedi ama. Her iki, tarafın diferansiyelini aldım. 1 bölü 4 dx eşittir dt oldu. İçler dışlar dx eşittir 4 dt. Tamam mı? Şimdi mantığını anladın artık. 4 başta dt burada. Tamam. Bunu soruyor bize. Bakalım. Eksi 8'den 0'a kadar olan çift fonksiyonlar arkadaşlar y eksenine göre simetrik oldukları için Buradaki integral değerleri buradaki integral değerlerine neydi eşit. Yani buradaki integral değeri 24 ise buradaki integral değeri buradaki integral değeri de 24'tür. Yalnız başında 4 var. 4 ile de çarpacağız. 16'nın 6'sı elde var 1. 8. 96 gibi bir cevaba ulaşmış olacağız. Tamam mı? Çift fonksiyonların özelliğini de hatırlamış oldun. Eksi a'dan a'ya kadar olan integral değeri. İşte eksi a'dan sıfıra kadar olan integral değeri sıfırdan a'ya kadar olana eşitti. Şöyle de yazıyorduk, eksi a'dan a'ya kadar olan çift fonksiyonların integralleri sıfırdan a'ya kadar olanların kaç katıydı? İki katıydı. Hadi sana güzel de bir tekrar aldım. Hadi bakalım. 192. sorumuzda da tek fonksiyon için var. şey, orijine göre simetrik yani tek fonksiyon. Oku soruyu fx fonksiyonu türevlenebilen gerçel sayılarda tanımlı fonksiyondur diye sorun üstünde yazıyor. Sizde var. Ben erindim yazmaya. İşte ama diyor ki orijine göre simetrik. Orijine göre simetrik ise f eksi x eksi f eşitti. Nasıl fonksiyondu? Tek. Tek fonksiyonla integralin alakası neydi arkadaşlar? Unutmuyoruz hemen. Eksi a'dan a'ya kadar tek fonksiyonun integralleri en kolaylarıydı. Hiç uğraşmıyorduk. Sıfırdı. Niye? Çünkü grafiği orijine göre simetrik olunca buradaki integral ile buradaki integral değerleri birbirlerinin zıt işaretlisiydi. Güm birbirlerini götürüyorlardı. Hadi bakalım şimdi. Bak içi başka, içi başka. İçleri başkaysa değişken değiştireceğim. Hemen buna değişken değiştiriyorum. U dedim. 2x artı 3 eşittir u. Tamam mı? diferansiyelini aldım. 2dx eşittir du. DX lazım. DX eşittir. 2'ye böldüm. 1 bölü 2 DU. Tamam mı? İyice hızlandım. Artık son sorusuna geldik konunun yani. 1 bölü 2 başta. Tamam mı? Şu 1 bölü 2 DU'ydu. F U DU. Sınırlar şimdi. Eksi 5'i yerine yazdım. Eksi 5 ile 2'yi çarptım. Eksi 10. 3 ile topladım. 7 burası. 2'yi yerine yazdım. 4. 3 ile topladım. 7. Eksi 7'den 7'ye kadar... F, U, D, U. tek fonksiyon muydu? Özelliği hatırla güm gitti. Tamam mı? Burası sıfırmış. Hemen buraya bakıyorum. Buraya da bir değişken değiştirelim. X artı 2'ye U dedim. Tamam mı? İntegral işaretimi koydum. Yazdım yerine eksi 6. Eksi 8'i yerine yazdım. Eksi 6. 4'ü yerine yazdım. 4 ile 2'yi topladım 6. Altı. Eksi 6'dan 6'ya kadar oldu. Bak eksi 6'dan 6'ya kadar. Buna U demiştim f u d olacak yine. E burası tek fonksiyonsa gün burası da gitti. Ama bir şey kaldı. Ne kaldı bakın burada? Bir bir. Bunları ayrı ayrı düşünürseniz orada eksi sekizden dörde kadar bir dx kaldı. Yani sorunun cevabını tek başına bu belirleyecek. Bu da tek fonksiyonmuş gitti. Bu da tek fonksiyonmuş gitti. Bu. Bitti. Yani tek fonksiyonmuş değil sınırları eksiden aynı, aynı, aynı özelliğe göre mutlak değerce eşittir. O zaman birinin integralini aldım. X eksi 8'den 4'e kadar 4'ü yerine yazdım 4. Eksi, eksi 8, eksi eksi artıya dönüştü. 12 gibi bir cevaba ulaşmış olduk. Bilmem kaç dakika oldu video ama güzel sorular çözdük. Evet arkadaşlar şimdi integralin özünü, demelini, tabanını oluşturduk. Tamam mı? Bunlardan soru gelir mi? Tabii ki gelir. İşte bu özellikle bu videodaki yaptıklarımızdan standart integral alma kuralı sorusu da gelebilir, değişken değiştirmeden soru gelebilir, her yerden soru gelebilir. Ama şimdi ee, asıl önemli, daha da önemli olan kesin soru gelen kısmına doğru ilerliyoruz. Şimdi ama bir videomuz daha kaldı, parçalı fonksiyon ve Mutlak değer fonksiyonların integralleri. Şimdiye kadar bahsetmedik onlardan. Niye bahsetmedik? Çünkü onların kritik noktaları var. Kritik noktaya göre iş değişiyor. Yani onlar da belirli integral alabileceğiz. İşte bir sonraki videoda da onu yapacağız. Sonra alana yavaş yavaş geçiyoruz. Hazırsın. 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 Hazır. 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 Var bir hayalimiz. O hayalin peşinden koşmaya devam ediyoruz. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.